Nereye bakacağım ben şimdi? He? Kayıt. Merhaba Şaşkın Şef izleyenleri. Nereye bakacağım ben şimdi? He? Kayıt. Merhaba Şaşkın Şef izleyenleri. Yine birlikteyiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Günaydın başkanım. Günaydın efendim. Merhaba Şaşkın Şef izleyenleri. Yine birlikteyiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Günaydın başkanım. Günaydın efendim. Bugün sizlere bir kahvaltı hazırlamayı düşünüyorum. Pratik. Kahvaltı hazırlayacaksınız. Çok lezzetli. Neden bugün kahvaltı tercih ettiniz? Bugün niye şey yaptım, öyle düşündüm. Bilmem öyle düşündüm başkanım. Hep de diyorlardı zaten. İstiyorlardı. Değil mi? Hep tatlı, börek, evet. Yemek, çörek, kurabiye, kek. Derken? Böyle pratik şeyler de istiyorlar. İşte kahvaltı türü şeyler de istiyorlar. O yüzden ben de bugün bir kahvaltı hazırlayayım dedim. İyi yaptınız. Buyurun şefim. Evet. Şimdi malzemeleri söyleyeyim. Çok azıcık zeytinyağı koyacağız. Birazcık yine böyle bir kaşıktan az katı yağımız var. Pul biberimiz, karabiberimiz, benim özel baharatım, dereotu, maydanoz, 4-5 dal. Ondan sonra bir tane kapya kırmızı biberimiz, iki tane yeşil biberimiz, 3 tane domatesimiz, 2 tane de haşlanmış yumurtamız var. Fakat 2 tane haşlanmış yumurta, 3 tane işte domates derken bunu siz fazlalaştırabilirsiniz. Bu biz ikimize göre olan şeyler başkanım. Bu 2 kişilik bir menü. Evet. Ama bunu geçenlerde yapmıştınız. Eğer aynı evet. malzeme ise aslında ondan 3 kişi de rahatlıkla doyabilirdi tabii yani. Tabii ki. Ama tabii yine evin kalabalıklığına göre ya da hazırlayacağınız misafirin sayısına göre ya da derken hadi başlayalım. Hadi başlayalım bakalım. Önce zeytinyağımızı koyuyoruz. Şuradan temizle alıyorum çünkü. Evet. Sonra katı yağımız ve eritiyoruz. Tadı harika oluyor başkanım, biliyorsunuz zaten. Ben çok beğendim arkadaşlar. Evet. Hatta şefe de ben dedim yani niye bunu bir çekim olarak yapıp da dostlarımla göstermeyelim. Evet, doğru. Şimdi eriyen yağımıza biberlerimizi atıyoruz. Biraz bunu soteliyoruz. Ne yapıyoruz? Soteliyoruz. Sote. Evet. Yani biraz alazlıyoruz şöyle. Başkanım. Şefim birkaç gün bayağı bir soğuk idi, kar yağdı. Aslında evet. bugün de soğuk arkadaşlar ama evet. Güneş çıktı. Evet ama karlarımız var. Uzun zamandır Samsun'a böyle bir kar yağmamıştı. Evet. İyi yağdı gerçekten. 3-4 gün yağdı diyebiliriz. Çok güzeldi ama böyle karlar. Sonra bizim misafirlerimiz geldi, gitti. Çok memnun olduk. Nereden geldiler? Sokaktan geldiler, Ankara'dan geldiler. Evet, bu cumartesi misafirlerimiz vardı. Hepsini çok seviyorum. Onlara da buradan selam olsun. Samsun'dan yine arkadaşım, ilimiz vardı, ayrı, evet. ayrı dostumuz. Samsun merkezden, Ankara'dan, Tokat'tan çok sevdiğimiz aile dostlarımız geldi. Çok güzel bir gün geçirdik. Onlara da tekrar buradan selamlarımızı yolluyoruz. Evet. Tüm izleyenlere selamlarımızı, sevgilerimizi yolluyoruz. Bu arada size böyle çok değişik şekilde poğaçalar, kurabiyeler yapacağım. Daha sırada neler neler var.
biberlerimizi soteledik. Hemen üstüne dilimlenmiş domateslerimizi yerleştiriyoruz. Bunları yerleştirdikten sonra baharatlarımız göz kararı şöyle. Tuzumuz. Benim yine özel baharatım. Ve çok az araya maydanoz ve dereotumuz. Ve yumurtamızı şöyle ikiye bölüyoruz. Bu şekilde yerleştiriyoruz. Daha sonra çok az kaşar rendesi. Ben bunu unutmuştum. Ama gördüğünüz gibi kaşarı şöyle üzerine maydanoz ve dereotumuzu tekrar kaşarımızın üzerine ilave ediyoruz. Ve üzerine kapakla kapatıyoruz. Kaşarlarımız erince sunuma hazırlamış oluyoruz. Kahvaltılığımız pişti başkanım. Şimdi şöyle kapağını açıyorum. Ve şöyle biraz pul biberi döküyorum. Pul biberimizi de döktük. Ama mükemmel görünüyor arkadaşlar. Evet, inanılmaz duruyor. Yani bak yine yemediği yanında yat. Evet. Bunu bandıra bandıra yiyeceksin. Evet. Harika. Şefim aslında bunu hani böyle tavuklarda servis yapılır. Aynen. Ama kendi içimizde yani hani böyle ailenin bireyleri kendi kendine ise böyle tavayı ortaya koyup bandıra bandıra. Eskiden böyle köylerde babaannelerimiz, evet, annelerimizin, dedelerimizin yapmış olduğu usulde böyle herkes ekmeğini bandıra, kesinlikle, bandıra da yiyebilir değil mi? Aynen öyle. Tabii, ama tabii, servis tabağında konulabilir. Tabii. Şöyle şu şekilde tabağımıza alıyoruz. Şuradan. Evet, afiyetle yenmeye hazır bir kahvaltılığımız oldu. Çayımız demlendi. Şimdi biz kahvaltı edeceğiz. Arkadaşlar, ben yediğim için biliyorum, eminim çok lezzetli. Aynı zamanda bir o kadar da vitamin deposu mu diyeyim. Aynen, yani. Evet. Çünkü içinde çok faydalı biber, maydanoz, dereotu, baharatlar, yumurta gibi birçok sağlığa faydalı şeyler var. Evet. Ve son derece kolay. Değil mi? Yani çok böyle, pratik, hani böyle 10 dakikaya hazırlayabileceğiniz. Aynen öyle. Hani menemen gibi aslında var. Menemenin katısı, evet, mı desek yani. Halka işte doğranmış. Evet. Onu böyle ben çok beğendim arkadaşlar. Evet.
O zaman ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Bize afiyet olsun diyoruz. Sevgili dostlarımıza güzel günler, sağlıklı günler, bol kazançlı günler dilerken lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Başkanımı tanımanızı isterdim. İnan ki kamera arkasından o kadar tatlı duruyor ki. Görüşmek üzere diyorum. Yok arkadaşlar, aslında beni çok kıstırıyor. Bildiğiniz gibi değil de şimdi bana şirinlik yapıyor. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Görüşmek kanalıma üzere. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şefim eline koluna sağlık. Afiyet Seni olsun. Seviyoruz. Afiyet olsun, ben de görüşmek üzere. Görüşürüz.